Merhaba, bu videomuzda sizlere robot köpek yapımını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. 2 adet kalem pil, 1 adet pil yuvası, 1 adet pimpon topu, 1 adet DC motor ve anahtar, 2 adet oynar gözümüz ve bir miktar da dil çubuğu ihtiyacımız var. Ben dil çubuklarımızı böyle renkli şekilde kestim. Daha önceden hazırladım. Bunları birazdan kullanmaya başlayacağız. Öncelikle dil çubuklarını ayak şeklinde yapıştırarak başlıyorum. Silikon tabancamı dil çubuğumun altına biraz sıkıyorum. Önce ayaklarımı yapıştırıyorum tek tek. Ayaklarımı kurumaya bırakıyorum. Onlar kururken biz de hızlıca devremizi oluşturalım. Devre için bir parça montaj kablosu kullanacağım. Kablomun uç kısımlarını temizliyorum. Montaj kablomun bir ucunu anahtarımdan geçirip sabitliyorum. Yine aynı şekilde pil yuvamın bir ucunu anahtarımdan geçip sabitliyorum. Şimdi geriye bu iki ucu bağlayacağım DC motorum kaldı. DC motorumun kulaklarını düzeltiyorum yukarı doğru. Bu kulaklar oldukça hassas. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Öncelikle pil yuvamın kalan kablosunu güzelce buraya sarıyorum. Tekrar söylüyorum. Bu sarma işleminde mutlaka motor kulaklarına dikkat ediniz. Montaj kablomun ucunu düzelttikten sonra onu da DC motorun diğer ucuna takacağım. Onu da yine aynı şekilde motorun kulak kısmına zarar vermeden monte işlemini tamamladım. Şu an devrem hazır. Artık montaj işlemine geçebilirim. Bir parça dil çubuğumun üzerine önce DC motorumu yapıştıracağım. Sonra pil yuvamı yapıştıracağım. En sonda bir yuvamın üstüne anahtarımı yapıştırarak monte işlemini tamamlayacağım. Hemen başlayalım. DC motorumu bu şekilde yapıştırıyorum. Daha sonra kabloları arkada kalacak şekilde alt kısmına gelecek şekilde şu şekilde bırakıyorum. Pil yuvamı yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu işlemi de tamamladım. Artık DC motorumu ve pil yuvamı sabitlemiş oldum. Şimdi anahtar kısmını da bu bölüme yapıştıracağım. Öncelikle pillerimi takıyorum. Pillerimi taktıktan sonra artık anahtarımı yapıştırabilirim. Hemen bir parça silikon yardımıyla anahtarımı da monte ediyorum. Şimdi bu bölümde montalama işlemi bitirdikten sonra artık pimpon topumu yerleştirme kaldı. Pimpon topu kısmı köpeğimizin kafa bölümünü oluşturacak. Hemen onun için de bir parça silikon kullanacağım. Anahtarımın üst bölümüne yine biraz silikon yardımıyla pimpon topumu yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet stabil bir şekilde oturdu. Şimdi ayakların montaj işlemine geçiyorum. Ayaklarımı bu yanlarda gördüğüm pil yuvasının kenar kısımlarına güzelce yapıştıracağım. Burada önemli olan ayakların yere tam oturması. O yüzden tam silikon kurumadan ayarlamanızı yapabilirsiniz. Yere düz bir şekilde oturmasını sağlıyoruz. Kalan iki ayağımızı da benzer şekilde monte ediyoruz. Şimdi robot köpeğimizin son aşamalarına geçiyoruz. kulaklarını, gözünü ve en son kuyruk kısmını yapıştıracağım. Hemen bunun için gözlerimizin arkasına silikon sıkıyoruz. İkinci gözümüzü de aynı şekilde yapıştırıyorum. Gözlerimizi yapıştırdıktan sonra kulaklarını ve kuyruk kısmını tamamlayacağım. Kulaklarını ben fon kartonundan kestim. Siz dilerseniz EVA'dan veya şönilden parçalar keserek veya farklı bir tasarımda kendiniz çizerek de olabilir hazırlayabilirsiniz. Hemen şu şekilde kulağımı bir tarafına yapıştırıyorum. Aynı şekilde diğer kulağımı da yapıştırıyorum. Tek gereken şeyim artık bir pipet. Pipet kısmını da içine biraz silikon sıktıktan sonra arka kısmına yapıştırıyorum. Şu an zaten şey olarak tamamlanmış durumda. Görüntüsel bir sıkıntımız yok. Arkadaki kuyruk kısmı kuruduktan sonra da çalıştırıp nasıl ilerlediğini gözlemleyebilirsiniz. Bu şekilde sizin de önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hemen çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Bu şekilde siz de kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.